Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Adana'dan Veli abimle beraber kendi yaylamıza geldik. Biraz domuz avladık. Ondan sonra dedik ki yine bizim bir değişik atı stillerinden olan Kevlar kurşun geçirmez yeleğimiz yaklaşık kaç metre? 35 metre falan mesafede mevcut. Bu Kevlar yeleğin önünde yaklaşık 5 kilogram ağırlığında bir seramik nedir? Ben biliyorum fiber türü. Kevlar'a reçine emdirilmiş zannediyorum. Yani sert seramik tabir ediliyor. Tabii bunun amacı yüksek hızda gelen piyade tüfekleri ve işte bu gördüğünüz tüveğimizi de bir tanıtır mısınız abi kısaca? Tabii. Bu Alman malı. 7 milim Remington Magnum kalibre Sauer 202S tüfeğimiz. Bolt action'dır. Kullanımı şu şekilde. Şöyle. Şarjörü 3 mermi kapasiteli. Namlu 64-65 santimetre civarında. Üzerinde Zeiss 312-56 Daivari dürbün var. Sub-Zero. Sub-Zero aksesuar gibi. Aksesuarımız, şey. Fenerimiz var üstünde. Böyle yani. Şimdi güzel bir tüfek. Şimdi bu yüksek hızlı çıkışı, yüksek hızlı olan tüfeğimizle arkasında da Kevlar mevcut. Koruyucu, yumuşak. Daha önceki programlarda size göstermiş olduğum Kevlar mevcut. Amacımız önce öndeki sert cismi delip arkadakini ne şekilde geçecek mi geçmeyecek mi veya öndekini geçecek mi geçmeyecek mi? Bunun testini yapmak. Mermi hakkında da bilgi verelim. Bu 7 milim Remington Magnum tüfeğimiz. Söylemiştik. Bunlar 175 grain PMC soft point denilen çekirdek türü. Şimdi bununla deneyeceğiz atışımızı. Dolduralım tabii. Şimdi bakacağız. Pek bir şey olmamış gibi görünüyor. Gidip bir inceleyelim. Şimdi bakıyoruz. Bunlar seramik parçaları. Bir arkasını isterseniz bakalım ya. Tamam, bakacağız. Şöyle ayırmış. Hiç geçirmemiş. Hiç geçirmemiş. O dediğimiz Kevlar parça şu kısım oluyor. Reçine emdirilmiş bir Kevlar. Bir sürü Kevlar katmanı. Belki 10, 20 o civarda. Yani çok emin değilim inceliği hakkında Kevlar'ın ama şöyle bakacak olursak araya. Ön tarafı komple şu kısım seramik. Parçalar bunlar. Çekirdeği bulma şansımız var mı? İçindedir. Şöyle dökersek belki çıkabilir. Tabii. Yani tuz buz olduğunu da göstermek istiyorum. Arkasından çıkıp araya düşmediyse çekirdek parçalarımız gerekecek. Arkada da şu Kevlar vardı. Buna hiç ulaşmamış bir. Açalım şunu şöyle. Seramik elimizi kesmesin hemen. Evet. Çünkü çok keskindir.
Ben ona bir tipik atayım mı? Vallahi Ahmet'ciğim, katık diyorsa denemeye dikkat etmek lazım çünkü. Tabii. Ama seramiği de bayağı kalın ha. Yani kalın. Bir santime yakın belki. 0.9 santim gibi filan. Şu aralıkta mı acaba diye düşünüyorum. Lastik etkisi yapıp geri sekme ihtimali var mı acaba? Şuraya da değmiş. Bakacağız. Olabilir abi dediğin gibi ama bunların içinde yok ise. Ben daha görmedim şimdiye kadar. Vay be. Muhtemelen böylece yeri tüfekler için yapılan ve harpte kullanılan çelik yeleğin, yeri tüfeklere dayanıklı çelik yeleğin iç şeyini de öylelikle görmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi kevlar bu. Katmanları, kevlar katmanlarını sıkıştırarak birbiriyle. Bu kevlar, bu seramik. Evet. Aynen öyle. Şimdi tabi insanoğlu için denemenin sonu yok. Tekrar deniyoruz. Şimdi bu kevlar plak diyeyim. Bu kevlar plağı tekrar 175 gram PMC mermi atacağız. 7 mm Remington Magnum 175 gram soft point mermi atacağız. Tabii kevlarımız da arka tarafta. Tabii öbür. Kevlarımız arka tarafta yine. Şöyle arkası çok destekli değil ama şöyle. Evet. Hadi bakalım. Mermiyi bulamadık. Muhtemelen Ahmet senin de dediğin gibi seramiği parçaladıktan sonra mermi, bu parça esnek gibi görünüyor. Çünkü burada pek bir tahribat yapamamış. Muhtemelen geri tepmiştir. Nereye kadar gitti onu bilemiyoruz. Evet. Şimdi atışımıza bakıyoruz. Görüldüğü üzere 175 grain çekirdek, 7 mm Remington Magnum, Sauer 202S tüfekli atışımızda kevlar plakayı delip geçtiğini, tekrar arkasındaki yine kurşun geçirmez yelek pedi olarak kullanılan bu kevlar parçayı da delmiş, geçmiş durumda. Gösterelim. Giriş belli olmuyor ama en azından çıkışı. Evet. Ben burada direkt üstüne atmadık ki aynı şeyi vurup da bizi yanıltmasın. Çünkü buradan geçişi belki daha kolay olabilirdi. Ama ne yaptık? Biz farklı bir yere attık ki şey olsun. Yani gerçek atışın neticesini elde edebilelim. Yani Vela abi, şu sonucu ulaşabiliyor muyuz? İşin aslı seramikte bitiyor. Aynen öyle. İşin aslı seramikte bitiyor. Allah kimseyi bunları kullanmak, bunlara maruz kalmak durumunda bırakmasın. Anlaşılan o ki ilk mermiyi yediniz. Allah yüzünüze baktı. Seramik parçalandı, kurtuldunuz. Ama ikinciye asla o şansı vermeyin. Delip geçiyor çünkü.